Yanınıza oturabilir miyim? İsmim Kenar. Bak, ben de isterdim uygar bir ilişki olsun, böyle tanışıp konuşalım filan, ama cemiyet olarak henüz buna hazır değiliz. O yüzden sen git başka bir banka otur istersen, ha? Ya yalnızca oturacağım. Bak, başımı belaya sokma. Tanıdık birisi görecek, şimdi hayatı zehir edeceğim bana. Bir de bas git şuradan. Salıncaklara binelim mi? He? Yok, iki kişi daha bulup deve güreşi yapalım. Allah Allah. Bak aslanım, ben aile içi şiddetin göbeğe de yetişmiş bir kız olarak acayip tekme ve yumruk teknikleri bilirim ha. Hadi bas git şuradan, efendi ol, biraz yarmayayım kafanı. Arzum bilir. Bak gidiyorum. Elveda. Oh, iyice deli bu herif ya. Elveda anacığım. Hadi güle güle, güle güle hadi. Şş, bana bak. Magnum yer misin? Hani yalıyorsun yalıyorsun bitmiyor. Hani ucundan biraz ısırıyorsun ya. Ya televizyonda reklamı var. Vereyim mi bir tane dondurma? Pis lümpel. Hadi git şuradan be. Yoğurt mu dedin? Bayılırım yoğurta. Dibini yalarım. Bak, Kenar mıydı neydi adın ne haltsa. Bak, çok klasik bir yaklaşım olacak ama bu ayı dilinde böyle ifade ediliyor. Ben senin bildiğin kızlardan değilim, tamam mı? Bu parkta hava almak maksadıyla bulunuyorum. Hayır, anahtarımı almayı unutmuşum, dışarıda kaldım. Biraz vakit geçireceğim. Ya ben de iyi geçiririm. Ya vakit yani. Yedi şiddetinde ayı. Tecavüzcü Coşkun Junior. Erol Taş'ın teenage hali. Anlaşıldı. Gideceğim buradan. Ya niye kalktın? Kenarda yer var, gel otur. Kenar Country, devre mülk. Üç ay otur, para verme. Vallahi bak. Ulan senin gözünün üstüne bir tane geçirirsem dünya üç ay mor bakarsın, tamam mı? Ayıp be ayıp, delikanlılık böyle mi oluyor? Senin kız kardeşine böyle ayılık yapsalar iyi mi? Ulan hata bende ama ya. Sanki burası Londra Hyde Park'ta oturmaya geldim. Hayvanat bahçesine girip aslan kafesine girsem daha az tehlikeli. Ulan sen hala benim peşimde misin? Bas git şuradan, yarmayayım kafanı. Hay karakolluk olacağız sonunda ya. Ama komiser bey çocuğu sen tahrik etmişsindir diyecek. Dişi köpek kuyruğunu sallamadan erkek köpek peşine takılmaz. Cinselliği hala köpek çiftleşmesi düzeyinde gördükleri için bir araba laf çıkacak. Lan hoş be! Ben de senden hoşlanıyorum lan. Hasbinallah. Gel, kenarına gel, yatağıma bin, penceremi ört. Ay. Hadi hazırım, yeter ki olumsuz olmasın aşk. Hı. Abarey, öttürüverdin abarey, kalktırıverdin abarey, ittiriverdin abarey. Yazık bu hayvana da yazık ya. Göl kenarında çiftleşme zamanı gelmiş. Su aygırlarının böğürmeleri gibi tuhaf sesler çıkarıyor ya. Bak aslanım, fazla oldun artık ama sen ha. Ah, ah, dövüyor bir de. Feministim benim. Şiddetin ne hoş. Uf, ne oldu ayı yavrusu ha? Öp de geçsin hadi, öp de geçsin. Öp, öp. Deo takıl bana, hayatını yaşa. Bak hiç akıllanıyor mu eşek? Kusura bakma abla. Erkek kadınmışsın. Bu bir sıdıka saka yumruğudur, tamam mı? Abuklama insan da ablaya. İnsan insan. Hayvan oğlu hayvan. Yaktın beni sıdıka, yaktın. Ah ulan ah. Ah. Bir tane kez alo. Alo. Sıdıka, ben Kenar. Alo. Ya ne olur konuş benimle Sıdıka ya. Duygularımla oynama benim Sıdıka. Kimsin lan sen? Ne yapacaksın Sıdıka'yı? Neyin kenarısın? Asıl siz kimsin? Orası Sıdıka değilse yanlış mı düştü? Doğru düştü. Ben Sıdıka'nın abisiyim. Ne istiyorsun? Nasıl yani? Bu numarayı sana Sıdıka'dan mı aldın? Sizin yakınlığınızın derecesi nedir? Konuşun lan, kimsin sen? Bir dost. İsmim Kenar. Sen Kenar de Sıdık anlar. Bana bak. Derhal o köşedeki pastanenin oraya gel. Ağzını burnunu kıracağım senin. Şeyin orada kim bu? Hani bu yuvam taksiye geçince sol kolda. Arabın tamirhanesinin sırasında. Ne alakası var lan? Yuvam taksi aşağıda kalıyor. Bu üç kuyular minibüs durağının karşısı. Yanında Şenkay bilardo salonu var. Bir dakika bir dakika. Karıştırdım şimdi ben abi ya. Vallahi karıştırdım. Abi bak ben ne diyeceğim bak. Ben şimdi seni bakkaldan arıyorum. Ben kapayım, istiyorsan sen ara burayı abi.
Veriyorum numarayı, yazıyor musun? Sen orada dur, ben atlayıp oraya geliyorum. Zıtacağım bacağını senin. Nerede şimdi o bakkal? Hı? Sana uzak kalır abi. Sinop'tayım ben, istiyorsan gel. Her saat başı otobüs var. Ha, Ayancık seyahate bineceksin. Sen kafa mı yapıyorsun lan benimle geyik? Kim Sinop'u? Ne Ayancı? Kötüyüm Sinop'ta abi. Askerlik şubesine geldim. Ama yarın döneceğim. Hani Sıdıka'yı parkta görmüştüm de o bakımdan yani. Sinop'tan bir isteğin var mı abi? Ulan şey ettirme belanı. Kapa lan şu telefonu. Bak bir daha da Sıdıka'yı aradığını duyarsam yersin bıçağı. Duydun mu lale? Şşş, ağır konuşuyorsun ama ha. Sevenin arasına Allah bile girmez. Aramıza girersen sen değil ben vururum kendime bıçağı ya. Elveda. Oğlum, oğlum. Kapattın şu olaşık. Kız. Döveceksen kaçar. Tamam, dövmeyeceğim. Söz dövmeyeceğim. Geç otur hele şöyle bir. Sevdiklerimin ölüsünü öpeyim de. Sevdiklerimin ölüsünü öpeyim dövmeyeceğim. Gel, biraz konuşmamız lazım seninle. Bak, İzzet'in nefsimiz mevzubayız. Doğru söyle. Kütüğü Sinop'ta olan Kenar diye birini tanıyor musun? Aman abi, hafif bir deli bir oğlan. Üşütük işte. O çocuğu bir daha görmeyeceksin. Yoksa ikinizi birden gebertir. Ya benim gördüğüm falan yok. Çocuk bir kez parkta gördü, taktı kafaya. Ne yapacaksın, o da öyle biri işte. Bak bak bak, bir de elin itini koruyor. Benim kitabımda arada yüzük olmadan öyle zırt pırt kız kardeşime telefon edilmesi yazmıyor kızım. Ciddiyse gelir, telli duvakla alır götürürsün oba, korkutun yanına. Öyle dillendirmek yok işi. Adın çıkar. Ya görüşme, ya evlenin. Yoksa gebertirim. Ben kendimi öldürsem durum çözülüyor mu acaba? Erin doğru dürüst tanımadığım manyağı Sinop'tan doğru telefonla ailemizin şerefini kirletiyor. Öyle ya. Şimdi birkaç tane ceset lazım. Ya ceset ya yüzük. Ailemizin şerefi telefonla arandı. Biz böyle gördük kızım. Saka ailesinin geçmişinde tek bir leke bulamazsın. Namus için ölürüz de öldürürüz de. Manyaklaşma ya. Sen günde 10 tane kızla telefonda konuşuyorsun. Şimdiye kadar 170 kere evlenmen, 120 civarında da namus cinayetine kurban gitmen gerekirdi. Yo başka, ben gönül eğlendiriyorum onlarla. Hem ben erkeğim. Kenar da erkek. Ne? Ya kız buraya. Çabuk git abdest al, geberteceğim seni. Demek Kenar erkek ha? Yaktın lan. Bu genç yaşta yaktın beni. Ben hapislerde çürüyeceğim. Ya dediğim lafta ne var ki şimdi? Sen nasıl bazı kızlara yazılıyorsun, telefonla arıyorsun, peşlerine takılıyorsun, tuhaf tuhaf sesler çıkarıyorsun. Kenar da öyle. Çocuğun senden tek farkı kütüğünün Sinop'ta olması. Anlıyorsun değil mi? Anlıyoruz tabii. Eşek değiliz. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Delikanlık raconunda ne yazıyor bilemeyeceğim. İsterseniz Kenar'la kapışın bir rahatlarsınız. Ya da ikiniz birlikte kız kardeşinizde olmayan bir kıza takılın. Hatta var ya sen git kütüğünü Sinop'a aldır. Yeter ki bana bulaşmayın. Bırak şu yüzüğümü de. Alo, Sıdıka. Kenar ben. İstanbul'a döndüm. Yanlış numara kardeş. Çok yanlış bir numara. Ört bakayım o telefonu. Bir daha da sakın arayayım deme. Delirdin mi lan sen? Deliyim, yanıyorum ya. Sana açılmak istiyorum ya. Size sana diyebilir miyim? Biliyorum, siz de bana karşı ilgisiz değilsin. Yoksa telefonu açmazdın. Telefon çaldı, açtım salak. Nereden bileyim kim arıyor? Başkası da mı var yoksa? Bak cevap ver. Bela mısın lan sen? Hep sen nereden buldun bu numarayı? Hani bana parkta vurmuştun ya. Hani yumruk attığında bu bir Sıdıka Saka yumrudur demiştin ya. Ben de bütün Saka soy isimleri aradım. Yanlış numara. Burada Sıdıka Saka diye biri yok. Ben Devlet Bakanı Bekir Sami Dakir. Kapat bakayım şu çocuğum şu telefonu. Çabuk kapat. Bekir de kim? Ona da mı aşıksın? İkinizi birden vururum bak. Kendimi de yakarım. Aşkım için her şeyi yaparım. Hayda. Bence sen başka bir şey hissediyorsun. Aşk filan değil. Miden filan yanıyor mu? İçim yanıyor, içim. Geceler uyku tutmuyor be. Tamam işte, gastrit. Baharda azıyor. Sık ve az yemek yiyeceğim. Kukla ettin beni be, zalim. Gastrit artı ileri paranoid nevroz. Aşk filan değil seninkisi. Anlaşıldı. Senin kukla olma eğilimin var ama ben böyle hıyarlıklara karşıyım. Şöyle söyleyelim, ben senin tipin değilim. Arabamız yok diye değil mi? Ah ulan felek be, dibine vurayım be dibine. Şöyle bir Tempra'ya binseydik böyle konuşmazdın ama. Bak aslanım, birincisi sen aşık filan değil gastritsin. İkincisi sana hayvan sevgisi dışında bir his beslemen mümkün değil.
Kendini ve birilerini kesip doğramakla aşık olunmaz. Bunu bana nasıl söylersin Sıdıka? Yaşadığımız bunca şeyden sonra. Biz seninle ne yaşadık ki? Eşşi ol Eşkenar. Git kendine başka bira mezesi seç. Mazoşist salak. Bir daha da sakın arayayım deme. Çok kötü girişirim ruhuna. Peki. Elveda Sıdıka. Hadi be evladım. İkindi okundu. Daha torunumu arayacağım. Bir dakika annem be. Devlerin aşkı mevzu bahis burada ya. Alo. Sıdık. Ya bir dinle kızım, bir dinle be. Ah Sıdık ha. Ah. Maymun ettin kendine beni be. Şu numarayı çeviriver. Gözüm seçmiyor benim. Ver teyze, ver ver. Ver. Al çalıyor. Alo. Kimsin? Ben Müyesser. Faika yok mu orada? Haznedar değil mi orası? Sıdıka mı? Oğlum, Sıdıka diye bir yer çıktı. Ya ne yapayım be teyze, ne yapayım ya? Sabahtan beri oyuncak oldum burada ya. Hep aynı numarayı çevire çevire sana da aynı numarayı çevirmişim. Alo, ben Müyesser. Yanlış olmuş kızım. Kapama anne, kapama, kapama. De ki burada esmer güzeli Dalyan gibi bir delikanlı var de. E niye bir kere buluşmazsın be kızım de. Anne senin için yanıyor de, yanıyor, yanıyor. Ay evladım, burada az deli bir oğlan var. Yanlış şey ettik, kusura bakma. Anlıyorum Müyesser teyze, anlıyorum. Biliyorum ben o manyak oğlanı. Alo, Sıdıka. Sıdıkam. Sıdıkam çok düşündüm, sensiz yapamıyorum. Yeniden başlamaya ne dersin? Demincek telefonu kapattıktan sonra var ya ben çok değiştim. Eski Kenar değilim artık. Adeta yani ya bak beni yine kukla ettin kendine ya. Tamamen büyük arzu duyuyorum sana ya. 12 ay sonra sıfır temprayı çekeceğim altıma o zaman göreceksin. Lüle saçlım. Metalik griyim benim. Alo. Alo. İki gözüm gülüyor. Bugün hayatımda ilk kez bir erkek bana sözle sarkıntılık etti. Hayır yanlış anlama, hoşuma gittiğinden filan değil. Elbette çok ayıca bir davranıştı. Sadece ilk olduğu için belirtme ihtiyacı hissettim. Çocuğun adı Kenar'dı. Bak sen adını da unutmamışım. Abim gibi bir insan kendisi. Sayesinde abimin de dışarıda kızlara nasıl davrandığı hakkında fikir edinmiş oldum. Kenar ayrıca tacizine telefonla da devam etti. Bir süre gözlem yapmak için iyi bir şey aslında. Bu cümleyi annem okusa kim bilir ne zanneder. Abimden ve Kenar'dan yola çıkarak müthiş tezler üretebilirim. Ben lafı fazla uzatmayayım. Hakikaten annem kazara okursa başımın belaya girme olasılığı çok yüksek. Kendine iyi bak. Annemden de uzak dur.